Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve sıhhattesiniz. Arkadaşlar, bugün doğal taş toplamanın ne kadar kolay olduğunu anlatmak istiyorum sizlere. Çünkü doğada gezerken, sahil kenarında, ne bileyim piknik yaparken her yerde çok rahat doğal taş bulabilirsiniz. Bunların çok değerli olmasına gerek yok. Hem değerlisini de bulabilirsiniz, değerli olmayanını da bulabilirsiniz. İşte bunlar ne olur? Kuvars olur, akik olur, kalsedon olur. Yani bunlar çok bulunan, jasper olur. Bu tür çok bulunan taşlardan her yerde bulabilirsiniz. Bir önceki videomda, bu arada çok teşekkür ediyorum, 5000'in üzerinde izlenme oldu. Çok yorum geldi. Beğenileriniz için, izlemeleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İnsanlar gerçekten böyle videoları bekliyorlarmış ve ben de bilmiyordum. İşte bulduğumuz taşları nasıl değerlendirebiliriz? Basit bir gravür setiyle nasıl bir değer yaratabiliriz? Bunu nasıl satar, para kazanabiliriz? Para kazanmasak da bir hobi olarak yapabiliriz. Özellikle kadın arkadaşlarımız için kendilerine takı yapabilirler. Kendi takılarını kendileri yapabilirler. Hem de özgün bir takıları olmuş olabilir. Bunun bir farkındalığını yarattıysam ne mutlu arkadaşlar. Öyle de düşünüyorum. Gerçekten gelen yorumlardan anladığım kadarıyla teşekkür eden arkadaşlar var. Ben onlara teşekkür ediyorum. İzledikleri için ve böyle bir şeye başlayacakları için. Ve pek çok kişinin de gravür seti alarak bu işe başladığını duyuyorum. Ve gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani özellikle kadın arkadaşlarımız için. Yani burada ayrımcılık yapmak istemiyorum kadın erkek olarak ama pek çoğunun boş vakti var. Evde oturuyorlar. Böyle bir şey yapmak insana en azından yaşama sevinci verir. Bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşarlar. Benim çok hoşuma gitti videonun bu kadar ilgi görmesi. Bu arada da bu tür videoları seviyorsanız arkadaşlar ve şu anda beni izliyorsanız videoma bir beğeni bırakırsanız, abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Evet, asıl konumuza gelelim. Bu videoyu niçin yaptım? Şimdi oturduğumuz bir yerde piknik yaparken doğaya çıktık. Herhangi bir yerde nasıl taş bulabilirsiniz? Bunu anlatmak için. Şimdi pek çok arkadaşım videonun altına yazacaktır. İşte o taş değerli değil, çöp, ondan bir şey olmaz, o nasıl taş, sen taştan anlamıyorsun gibi yorumlar yapacaklar. Lütfen ya o yorumları yapmayın arkadaşlar ya da ben bu videoyu niçin yapıyorum? Lütfen onu anlamaya çalışın. Ben de biliyorum çok değerli taşların buralarda, bu mekanlarda bulunmayacağını, deniz kenarında belki bulabilirsiniz, doğa yürüyüşlerinde bulabilirsiniz, her yerde bulabilirsiniz ama bu benim söylediğim 1 metrekare alanda dahi neler bulunabilir? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir farkındalık olsun diye yapıyorum. Bu yüzden yorumlarımızı da biraz böyle çok sert olmayalım arkadaşlar. Ayrıca ben de çok da profesyonel değilim. Ben de amatörüm. Ben de benim asıl mesleğim de bu değil. Hobi olarak yapıyorum. Doğada geziyorum. Doğada dolaşmayı seviyorum. Deniz kenarlarında dolaşmayı seviyorum. Yazlığa gittiğimde sabah erkenden çıkıyorum. Kimse sahilde dolaşmadan deniz kenarında bana ulaşacak, denizin bana hediye gönderdiği taşları topluyorum. Bir sürü de böyle videom var. Hem deniz kenarından taşları toplarken, hem doğada toplarken izlemenizi öneririm arkadaşlar. Birazcık sizin için fikir olur. Evet, işte dediğim gibi çok fazla lafı da uzatmadan, dolandırmadan bakın arkadaşlar işte her tarafta gördüğünüz gibi taşları bulabiliyorsunuz. Bunlar küçük küçük. Bunlardan kimi işte pembe kuvarslar var, kalsedon var, jasper var. Yani hepsini tek tek bulabilirsiniz. Sonra bunlara ne demiştik arkadaşlar bir önceki videomuzda hatırlarsanız gravür setleri var. Bunlar çok ucuz. Yani genç arkadaşlarımız bunları harçlıklarından biriktirip alabilirler. Daha yetişkin arkadaşlarımız bir bütçe ayırıp bunu alabilirler. Bunu yapmanın, bir değer oluşturmanın gerçekten zevki çok farklı. Yani bunu yaptıkça anlayacaksınız arkadaşlar. Hem kendiniz için yapacaksınız hem birilerine hediye edeceksiniz. Bunun da ayrı bir zevki var. Siz ne kadar doğada bir şey toplayıp bir katma değer yaratırsanız ve bunu hediye ederseniz birilerine, inanın o hediye ettiğinizin 10 katı, 20 katı çarpanlarıyla size geri gelecektir arkadaşlar. Bir şeyi dağıtmak kadar, hediye etmek kadar güzel bir şey yok. Sizin paraya da ihtiyacınız olmayabilir. Siz bu takıları yaptığınızda bunları satmak amacıyla yapmıyorsunuzdur. Kendiniz için yapıyorsunuzdur. Eş dosta hediye etmek için yapıyorsunuzdur. Sosyal medyada işte paylaşmak için yapıyorsunuzdur işte arkadaşlar. Ben bunu yaptım. Ben bu kuars
parçasını buldum, bunu değerlendirdim, bundan kolye yaptım, işte küpe yaptım vesaire. Şimdi bir sonraki videomda bu hep bundan sonra böyle söyleyeceğim arkadaşlar. Bu videoma çok fazla ilgi olursa ve beğeni olursa 5000 abone 5000 izlenmeyi aşarsa bir sonraki videomda deniz camları ile ilgili bir video yapacağım arkadaşlar. Deniz camları gerçekten çok özel taş diyeyim arkadaşlar. Taş değil bunlar, cam ama çok özel objeler. Bunlardan çok özel şeyler yapılıyor. Avrupa'da, Amerika'da, işte her yerde, Türkiye dışında bunlar çok büyük paralara satılıyor. Yani bunu satmak amacıyla yapmayabilirsiniz, az önce söyledim. Ama satmak amacıyla da yapıyorsanız bunlar gerçekten büyük paralara, gerçekten büyük paralara satılıyor. Yapılan da birbirine benzer iki parça deniz camı bulmak aynı renkte. Bunları hemen küpe aparatı takıp küpe yapmak, kolye yapmak. İşte şu anda 3-5 tane gösteriyorum size. Bunları daha detaylı bir videosunu yapacağım bundan sonra. Fakat asıl işte bugünkü konumuz, her yerde doğal taşı bulabilirsiniz. Sadece deniz kenarı olması gerekmiyor. Malzeme sonsuz, malzeme sınırsız. Yani böyle bir şey var mı arkadaşlar? Malzemenin sonsuz olduğu, malzemenin sınırsız olduğu bir şey var mı? Yani para kazanmak, kazanmamak ayrı konu. Hobi olarak yapmaya. Böyle atıyorum bir taş boyayacak olsanız ona boya alıyorsunuz, para veriyorsunuz. İşte ne bileyim bir ahşap boyama yapacak olsanız önce ahşabı alıyorsunuz. Bunlar hep bir para veriyorsunuz. Ama benim size söylediğimde hiçbir şeye para vermenize gerek yok artık. Her şey doğada mevcut. Gidiyorsunuz, orada sizi bekliyor. Topluyorsunuz, hatta toplarken seçiyorsunuz. Ben bunu alayım, ben şunu alayım gibisinden seçerek topluyorsunuz. Kendinize en uygun olanı, en çok beğendiğinizi, rengini, şeklini en çok beğendiğinizi alıyorsunuz ve bunu getirip evinizde küçük işlemlerle bir katma değer ekleyerek güzel nesneler elde ediyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey var mı arkadaşlar? Bana sorarsanız yok. İşte bir yanda, bir yerde bir şekilde oturup bekleyip sıkıntıya düşüp kuruntulara düşüp farklı şeyler düşünmektense kendimizi bu tür şeylere vermek bence en güzeli. Bir de bunun sanatsal tarafı da var. Belki içinizde uyandırmanız gereken bir sanatçı vardır ve bu sanatçıyı uyandıracaksınızdır arkadaşlar. Bir de böyle düşünün. Yani belki de siz bilmiyorsunuz ama sizin içinizde yatan bir sanatçı var ve bunu ortaya çıkarabilirsiniz. Bunların hepsi mümkün arkadaşlar. Dediğim gibi öncelikle videomu beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hem beğeni sayısına hem de izlenme sayısına bakacağım. Eğer 5000 izlenmeyi geçersek arkadaşlar, ne zaman geçersek 5000 izlenmeyi, bu deniz camları ile ilgili gerçekten çok güzel bir video yapacağım. Diyeceksiniz ki niye 5000'i bekliyorsunuz? Arkadaşlar her şeyin de bir bedeli var. Yani bir motivasyon açısından, yaptığım videoların izlenilmesi, beğenilmesi açısından bu tabii ki çok önemli. Evet arkadaşlar, videomuzu çok fazla uzatmadan ben müsaadenizi isteyeyim. Eğer videomu dediğim gibi beğenmeyi unutmayın beğendiyseniz. Abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.